Evet arkadaşlar kaldığımız yerden son süre devam ediyoruz en son derste biz nam data elementleri diye bir arkadaşlar sayfa oluşturduk zaten diğer sayfaları buradan görebiliyoruz bunun içerisinde Vega data setse gelen data metodu üzerinden bakın data list data set dedik tık Data frame'e çevirdik. Buradan istediğimiz data setini seçiyorduk ve butona tıkladığımız zaman çok güzel bir şekilde arkadaşlar data setimiz geliyordu. Metriklerin nasıl yazılacağını gördük ve JSON ve benzeri liste ya da dikşiner yapıları nasıl yazılacağını gördük. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Dokümantasyona geri dönüyorum. Şu data elementlerine zaten kısaca baktık. Şimdi chart elementlere bakacağız. Chart elementlerine girdiğim zaman gördüğünüz gibi zaten bu başına ST yazanlar ne yapmıştık? Import streamlit ST demiştik. O da aynısını yapmış zaten. Bu ST ile birlikte gelenler bu işte işte Streamlit'in içerisine gelen built-in veri görselleştirme metotları bakın. Eğri Chart'ımız var, bar grafiğimiz var, çizgi grafiğimiz var, scatter plot'umuz var. Simple scatter chart'ımız var. Matplots'la bakın, Pyplot'la, Matplot'la yaptığımız bütün yani birçok işlemi yapabiliyoruz. Ayrıca Python'da ve JavaScript'te çok meşhur olan ve kullanılan veri analistleri tarafından ve yazılımcılar tarafından kullanılan birçok arkadaşlar veri görselleştirme tool'u da gerçekten built-in geliyor mesela Altair chart Lights, Plot diye bilenler biliyorlar Plot diye. Çok başarılı. Python ve JavaScript iki türlü kullanılabilen veri görselleştirme tool'u. Bokeh kullanılıyor. Ayrıca Pydeck bunu görmüştük zaten dersimizde. İnanılmaz üç boyutlu derinliği olan haritaları çok az kodla çıkartabiliyorduk. Ayrıca 4 parti. Bakın komponentler var. Burada olanlar var. Burada yazılmayanlar var. Mesela Folium. 3-5 satır kodla burada 2 satırla yapmış arkadaşlar. Bağlandığınız data setlerini ya da işte kodunuzun çıktısını çok hızlı bir şekilde folyum haritalara işleyebiliyorsunuz. Şimdi biz takdir edersiniz ki hepsine bakamayacağız. Mantığını kavramamız lazım. Bunun için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Geleceğiz ee, işte çalışmakta olduğumuz şu streamlit elements'in altındaki appimize gördüğünüz gibi şu terminale bakarsanız zaten epim çalışıyor şu an. Noclos 8501'de yani buradan erişilebilir. Şimdi buraya bir tane daha sayfa ekleyelim ve çalışmaya başlayalım. Şimdi bu bizim en son yaptığımız sayfa zaten. işte bu data, ele data elementleri içerisindeyiz. Ben bunu kurcalarken bu dersin provasını yaparken cars yani arabalar diye bir veri setine denk geldim. Bunu veri setini seç dediğimde 406 satır ve bir takım sütunlardan ve genelde numarik sütunlar güzel. Major sütunlar yani major Böyle dediğimiz sütun tiplerinden geldi. Benim işime yarar. Bu yapmak istediğim iki tane grafik için. Tabii biz ileride kendi birisetlerimize setlerimize çalışacağız. Bakın işte mil başına tüketilen galon muhtemelen bu benzindir diye düşünüyorum. Silindir sayısı, işte beygiri, hızlanması, yılı, orijin ülkesi gibi. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Gelelim şu page'sin altına. Bakın page'sin altına. Bu arada hala çalışıyor bakın okul dostum. Bir tane dosya ekledim ve buna 4 chart örnekleri nokta .py diyeyim. Bu arada Türkçe isim vermek çok mantıklı bir strateji olmayabilir. Şuraya tıkladığımda bakın, chart örneklerine geldi. Tıkladığımda tabii chart örneklerine bir şey gelmeyecek. Ben bir önceki yani bu üçüncü sayfadan arkadaşlar 3. sayfaya geleceğim ve bir takım kodları çalışacağım buradan arkadaşlar. Ctrl C dedim. Chat örneklerine geldim, yapıştırdım. Başlığımı da chart örnekleri yaptım başlığımı da Ctrl S dediğimde tekrar Ctrl R dediğimde tekrar bakalım şöyle yapalım tekrar gelelim chat örnekleri gelmedi title'ım bir de bunu şu şekilde deneyelim. Save diyeyim ve always rerun diyeyim. Evet geldi. Bu birazcık karıştırdı kafayı tekrar title'ı getireceğim. Bazen böyle şeyler yapabiliyor. O ben şu an niye bu kadar uğraşıyorum? Terminalde kapatıp açmak istemiyorum arkadaşlar. Tekrar control r dedim. Evet, chart örnekleri diye hatta altına st right diyeyim. 2 adet, 2 adet chart örneği deyip save ettiğim zaman always run yaptığım zaman şu an çalışıyor. Neyse, terminali kapatıp açmamıza gerek kalmadı. Nasıl çalıştırdığımızı biliyoruz zaten. Ben zaten biraz önce e, bu data yapısı vardı ya Vega Data Sets'e gelen arkadaşlar. Onu buraya çekeceğim ve diyeceğim ki df pandas data frame eşittir. Data bakın önceki ben şeye geleyim burada nasıl yapmıştık? Hemen bulacağız inşallah buradan. df demiştik datanın içerisine şey olarak yazdırmıştık arkadaşlar. String olarak geliyordu zaten yazdırmıştık. O zaman ben o data deyip şöyle yaparsam cars dersem Altına da st data frame yazıp df verirsem normal şartlarda bunu yazdırabileceğimi düşünüyorum. Ctrl S dedim geldi gördünüz mü? Hatta buraya da st caption deyip format verip e, satır bulundu diyeyim bu data setinde. Buraya da len df yazayım. Save ettiğimde 406 satır bulundu. Hatta arkadaşlar ben st write deyip şuraya df nokta kalımsı yazdıracağım sütun isimleri gördünüz mü? Benim 8 tane sütunum varmış. Şimdi ben ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Öncelikle bir tane bar chart koymak istiyorum. Bakın bar chart'a geldim tıkladım dokümentasyonda. Yapmam gereken tek şey şunu kullanmak arkadaşlar. Geleceğim ve buraya diyeceğim ki ST şurayı bir kapatalım. ST bar chart şunu aşağıya alacağım. Birazcık javascript tarzı olacak sinteksim. Şöyle yapalım. Benim datama arkadaşlar bakın örnek olarak aldık. Şurada baktığım zaman data kısmına Pandas data frame oluyor arkadaşlar, Pyro table oluyor, PySpark'tan gelen SQL data frame oluyor, Snowpark data frame oluyor. Buraya birçok iterable ve dictionary koyabiliyorum ve çoğunluğunu destekliyor ama biz genelde muhtemelen pandas data frame olarak kullanırız. Zaten bu data carsla gelen. Şurayı bakın, Ctrl -C, K Ctrl J yaptım, ee, Commentledim. Şimdi ben buraya st write deyip type df Dersen gördünüz mü benim zaten data frame bir çıktım oluyor bu df'de şimdi tekrar bunu sileceğim dolayısıyla ben bu df'i direkt bu data'nın yanına koyabilirim ama şunu kapatacağım benim x ve y eksenleri için sütunları belirtmem gerekecek. Ayrıca renklendirme sütunu belirtmem gerekecek. Şimdilik bunları kullanmayacağız. Bunu da evet zaten bir önceki derste anlatmıştık ne olur ben bunu save dersem. Gördüğünüz gibi tam anlayamadı sütunları. O yüzden benim bu X ve Y'yi tam olarak vermem lazım. X'e horsepower'ı koyayım. Şuraya geleyim X'e. Şuradan aslında bakın şu şekilde kopyalayabilirim. Kopyalayıp şuraya horsepower'ı koydum. Y'ye de Bakın sütun ismini veriyorum dikkat edin string olarak. Silindirsi getireyim bakın silindirs burada. Ctrl C yaptım. Y'ye ye geldim. Silindirs dediğim zaman save'e bastığım zaman gördünüz mü bakın aşağıda. Çok güzel bar chart geldi. Bir de ben bunu yani bakın şöyle biraz yukarı alabiliyor muyum? Alamadım. Şu sütun kısmını sileyim arkadaşlar. Şöyle df kalımsı yazdırdık ya. Şimdi kontrol s edeyim. Biraz yukarı gelsin ki. Şimdi burada st right hop. Ön yüzümüz saçmaladı ha. st right st data frame df dediğim zaman şu yapıyı aldım. st bar chart dediğim zaman şu yapıyı aldım arkadaşlar. Gördünüz bu? Muazzam değil mi? Şimdi buraya horsepower'ı getirdim. Buraya da silindir getirdim. Yalnız bu data seti bana böyle göz kırpıyor. Orijini e de renge koyabilirsin diyor. O zaman şuraya gelip buraya da origin sütununu getirdiğim zaman ve save zaman bakın Europe, Japan, Japonya, USA şeklinde bana horse powerla silindir arasındaki Görüyor musunuz? Bar chart ilişkisini verdi. Birçok ben uygulama yapabilirim burada. Ne kadar basit. Bakın şuraya geldiğim zaman da büyütebiliyorum. Hatta buraya gelip bunu SVG, PNG olarak da kaydedebiliyorum. Tekrar kapattım. Peki şeyi nasıl yapacağız? Gelelim dokümantasyona. Bir tane de scatter chart alalım arkadaşlar. Scatter chart bakın şurada örneğin yüklenmesi lazım. Biraz bekliyorum. Şöyle bir scatter chart yapabilirim. Burada da yapmam gereken tek şey arkadaşlar. Yine bak data frame. Scatter chart, chart data demiş aynısını yapacağım bunu yazacağım hemen altına geldim magic'imi yaptım 3 tane yan yana çizgi koydum altına çizgi geldi böylece hemen altına st chart scatter chart deyip data eşittir df dediğimde yine çok fazla sütun olduğu için kafası karıştı. O yüzden benim aynı şekilde scatter chart'ın üzerine gelirsem x ve y'yi göreceğim. Bakalım x eksenine hangi sütun gelsin y eksenine hangi sütun gelsin şeklinde benim biraz daha bunu yönlendirmem gerekecek. Çünkü kendisi tam çıkarım yapamadı. Basit data setlerinde kendisi direkt çıkarım yapıyor. O zaman ben miles per gallon'u x'e koyayım arkadaşlar. Yani direkt birebir sütun isimlerine. Y'ye de acceleration'ı koyayım. Koydum. Save ettim. Aşağıya geldim. Gördünüz mü? Acceleration miles per gallon. Aynı şekilde bunun üzerine gelirsem Gördüğünüz gibi color var arkadaşlar. List color diyor. Biz list olayına girmeyeceğiz. Burada gerçekten çok güzel işler yapılabilir. Color içinde yine orijini alırsam arkadaşlar ki scatter chart da çok mantıklı olmayacak. Şimdi bakın Europe, Japan, USA üzerinden ben şey de yaptım arkadaşlar. Bakın tool tipler de çıkıyor. Renklendirme de yaptım. Bu kadar basit. Biz bunu nasıl bir basamak öteye çıkartabiliriz? Gelin şimdi onu tartışalım.